Rusya Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'de şunu söylemiştik. Bitmek bilmeyen pandemi ve üzerine gelen ekonomik krizle yaşamaya çalışırken şimdi bir de nur topu gibi 3. Dünya Savaşı ihtimali doğdu kucağımıza. Hatta hiç emeklemeden direkt koşmaya başladı bu ihtimal. Şimdi gelelim bu ihtimalin koşmayı bitirip de artık kapımıza dayandığı günümüze. Hiç durulmayan topraklarda yaşamanın bedeli savaş görmesek de onun bir nefes kadar bize yakın olduğunu hissetmek galiba. Ancak bazı coğrafyalarda yaşayan insanlar için savaş öyle bizde olduğu gibi bir nefes kadar yakın değil. Belki bir mahalle, belki bir sokak, hatta belki bir duvarın ardı kadar yakın. Ve o duvarın ardında zarar gören kişi sivilse işte o savaşın tarafı falan kalmıyor. These young pilots acting like they're playing video games. The high scores they are getting are with real human lives. Büyük devletlerin büyükleri ellerindeki milyar dolarlık teknolojilerle adeta ben daha haksızım demek için savaşıyor. Mesela suların asla durulmadığı İsrail-Filistin bölgesinde yaşanan son olaylar gibi. Ekim 2023 gecesine kadar İsrail'de yaşayan insanların sıradan gece manzarası her ne kadar ürkütücü görünse de buydu. Belli ki bu manzaranın verdiği korku üzerlerindeki demir kubbenin verdiği güven hissiyle bir nebze olsun azalıyordu. Ancak öyle olmadı. There is nowhere safe to run. Yeryüzünün en güçlü savunma sistemlerinden birisi olarak gösterilen bu demir kubbe, yıllardır Filistin'de yaşananlar yüzünden İsrail'i karşısına alan Hamas'ın saldırıları sırasında bir kağıt gibi delindi. İşte önce Hamas'ın saldırılarıyla başlayan bu süreçte İsrail'in misillemesiyle ne yazık ki yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Böylece yıllardır o bölgede gördüğümüz o acı tablo daha da kızıla boyandı. Sonradan anlaşıldı ki meğer ne İsrail ne de ABD istihbarat birimlerinin sınırları, teknolojileri ve insan kaynağı açısından yeryüzündeki en güçsüz ülkelerden birisi olan Filistin'deki Hamas'ın planlarından hiç haberleri bile olmamış. Thank you, Mr. President. Joe, we've been friends for, I've checked it, over 40 years, and our friendship goes a long way and can take us a long way. I'm delighted to see you. I think we live at a time of great promise, but also grave danger. Hani şu İsrail şirket NSO Grup tarafından geliştirilen sadece 2021 yılında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan 189 gazeteci, 600'den fazla devlet adamı ve 64 üst düzey iş insanının telefonunda tespit edilen, yeryüzünde istedikleri herkesin telefonlarına ruhları bile duymadan yerleştirilebilen Pegasus yazılımını kullanan istihbarat teşkilatlarından söz ediyoruz. Jamal Khashoggi walking into the Saudi consulate in Istanbul in October 2018. A joint investigation has revealed evidence suggesting spyware was used to monitor those in his inner circle before and even after his death. Bu arada Pegasus casus yazılımının nasıl çalıştığını da bir videoda size anlatmıştık. Şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi işin siyasi ve politik kısmını, İsrail yaptığı saldırıları meşrulaştırmaya çalışıyor tartışmalarını, Gazze ve Filistin bölgesindeki savaşların yüzyıllardır neden bitmediğini konunun uzmanlarına bırakalım. Bu konuda bırakalım tarihçiler ve siyasetçiler konuşsun. Biz gelin işin teknolojisine odaklanalım. Kullanılmaya başlandığı 2011'den 2021'e kadar toplamda 2400 füzeyi, hedefler vurulmadan önce yok eden demir kubbenin koruduğu İsrail'in güneyindeki bölgeleri hedef aldı saldırılar. Hamas, 7 Ekim sabahı saat 6.30 sularında başladığı saldırılarda 20 dakika içerisinde İsrail'in güney bölgelerine 5000'e yakın füze fırlattı. Amaç demir kubbenin direncini kırmaktı, öyle de oldu. Hatta iddialara göre ne hikmetse demir kubbenin saldırı sırasında tam olarak faaliyette olmadığı bile söylendi. Dolayısıyla bu füzeler sivillerin yaşadığı caddelere, sokaklara ve evlere isabet edince dünya 2 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'na eş zamanlı olarak ikinci bir sıcak savaşın başlangıcına tanıklık etti. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'nın o dönemki başkanı Uzi Rubin yeni hizmete alınan demir kubbeyi şu sözlerle anlatıyor. Artık ne yapmak istediğimize karar verme olanağına sahibiz. Şu ana kadar istedikleri zaman gerilimi tırmandırıyorlardı. Artık dünya değişti. Demir kubbe kısa mesafeli füze ve havan toplarını engellemek amacıyla karaya konuşlandırılan dünyanın en gelişmiş savunma sistemlerinden birisi olarak tasarlandı. 2011'de duyuruldu ve hemen sonrasında İsrail savunmasının bel kemiği haline geldi. Hatta ABD'nin desteğini ve yatırımını alan bu proje bir süre sonra sadece İsrail'in değil satın alan her ülkenin kullanabileceği ticari bir hava savunma sistemine dönüştü. Şu anda demir kubbe sistemi Azerbaycan, Hindistan, Romanya ve ABD tarafından kullanılıyor. Konuşlandığı bölgenin üzerinde 72 kilometre yarı çapında görünmez bir kalkan oluşturan demir kubbenin çalışma mantığı aslında oldukça basit. Görevin zor
kısımlarını insanlar değil, makineler yani yapay zekalar yerine getiriyor. O görünmez kalkan içerisine giren füze ve havan toplarının %90'ı yeryüzüne 72 kilometre kala havada bertaraf ediliyor. Yani en azından Hamas'ın 7 Ekim 2023 sabahında düzenlediği füze yağmuruna dek bunu 2012, 2014, 2018 ve 2021 yıllarındaki saldırılarda görmüştük. Demir kubbe sistemi için karaya 3 üniteden oluşan bir füze bataryası inşa ediliyor. Daha doğrusu inşa ediliyor demek pek de doğru olmaz. Aslında bu araçlar tamamen taşınabilir araçlar. Bu 3 ünitenin bulunduğu sistemden bir tanesi, yani bir adet demir kubbe, az önce bahsettiğimiz o 72 kilometre yarı çapındaki görünmez küreyi mümkün kılıyor. Korunması gereken alan ne kadar genişlerse o kadar fazla ve o kadar sıklıkta demir kubbe konuşlandırılması gerekiyor. Peki bu sistem nasıl oluyor da yaklaşan füzeleri tespit edebiliyor? İlk ünite, yaklaşmakta olan füzelerin hızları ve yörüngeleri hakkında bilgi toplayan bir radar görevi görüyor. Radar ünitesinden toplanan bilgiler tüm hesaplamalardan sorumlu olan ikinci üniteye, yani kontrol merkezine iletiliyor. Kontrol merkezindeki ana bilgisayar radar verileriyle füzelerin saniyeler sonra inecekleri noktaları hesaplamaya başlıyor. Hesaplamaların ardından görev 3. üniteye geçiyor. Yaklaşmakta olan yüzlerce füze, 3. ünitedeki rampadan fırlatılan ve her biri 50 bin dolar değerindeki küçük savunma füzeleri ile yerden 72 kilometre yükseklikte yok ediliyor. Aslında görünürde kulağa epey böyle güvenli gelen bu sistemden elbette daha iyileri ve farklı amaçlarla kullanılan hava savunma sistemleri de var. Mesela Türkiye'ye NATO tarafından gönderilen Patriot hava savunma sistemi belki görünmez bir kubbe oluşturmuyor ama demir kubbeye göre çok daha maliyetli. Ayrıca Patriotlar füzelerden değil, daha hızlı, daha güçlü ve daha uzak mesafelerden gönderilen seyir füzelerini engellemek için tasarlandı. Bir diğer alternatif ise ABD'nin direkt demir kubbe rakibi olan benzer özelliklere sahip Sky Hunter isimli bir savunma sistemi. Hatta demir kubbeden çok daha yüksek mesafelerdeki füzeleri de yok edebilecek sistemler üzerinde çalışıldığı biliniyor. Gelelim bir zamanlar uluslararası krize dönüşen S-400'lere. Demir kubbe sistemi, yakın mesafeden gönderilen ve saatte hızı en fazla 1800 kilometreye ulaşan füzeleri durdurabiliyor. Ancak S-400 ve daha önceki nesilleri saatte 17 bin kilometre, yani neredeyse 10 kat daha hızlı, uzun mesafeli kıtalar veya coğrafyalar arası balistik füzeleri engellemek adına inşa edilen bir sistem. Üstelik başarı oranı %93. Yani özetle bu sistemlerin hepsini öyle hava savunma sistemi diyoruz ama İşin içine girdiğinizde ve detaylarına baktığınızda hepsi farklı amaçlarla ve farklı senaryolar için üretilmiş cihazlardan ibaret. Bu arada Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK işbirliğinde ülkemizde geliştirilen Patriot alternatifi Hisar savunma sistemini de anmadan etmeyelim. Taşınabilir bir savunma sistemi olarak alçak, orta ve uzun irtifalara uygun şekilde tasarlanan Hisar daha önce Bahar Kalkanı harekatında da kullanılmıştı. Peki ya tüm bu sistemler? Olası bir nükleer savaşta atılacak nükleer bombaları durdurabilir mi? Cevap maalesef ki hayır. En azından şu ana kadar gördüğümüz, havadan gelen bir füzenin başka bir füzeyle infilak etmesini sağladığımız sistemlerle nükleer füzeleri durdurmak mümkün değil. Ancak yeni nesil lazer teknolojileri sayesinde gelecekte bu mümkün olabilir. Hatta İsrail'in elinde demir kubbenin başka bir versiyonu olan demir ışın teknolojisi de var. Her atışta iki katlı bir evin 3 günde tükettiği elektrik kadar enerji tüketen demir ışın tıpkı Star Wars filmlerindeki silahlar gibi çalışıyor. Ancak ondan çıkan ışınları öyle çıplak gözle net bir şekilde göremiyorsunuz. Ayrıca demir kubbeden fırlatılan bir füzenin maliyeti 50 bin dolarken demir ışın aynı atışı sadece 2 dolar ila 3,5 dolar maliyetle yapabiliyor. Üstelik bunu mühimmata bile ihtiyaç duymadan sadece elektrik gücüyle yapıyor. Ancak lazer ışını mesafe arttıkça etkisini kaybediyor. Hele bir de hava şartları kötüyse etki alanı giderek daralıyor. Hedefe ulaşması güçleşiyor. Ayrıca lazer ışını hedefe ulaştığında füzeyi bir anda patlatmıyor. Zarar verebilmesi için uzun bir süre hedefi takip etmesi ve enerji aktarması gerekiyor. Bu da demir ışın teknolojisini şu an kullanımda olan demir kubbenin maliyetli füzelerine kıyasla daha yavaş kılıyor. Yani burada ışık hızıyla aranan çözüm ne yazık ki termodinamiğin birinci yasasına takılıveriyor. İşte bu sorunları aşmak için İsrail, demir ışının geliştirilmesi adına ABD ile çoktan masaya oturdu bile. Belki de bu çalışmalar sonucunda yakın gelecekte lazerlerle nükleer bombaları, nükleer füzeleri durdurabilen sistemler gerçek olacak. Belki lazer kullanmayarak sadece o füzelerin uzaktan hacklenebilmesini sağlayan sistemler göreceğiz. Ancak bu savunma sistemlerine karşı Rusya'nın da elinde çok ciddi bir koz var. Burovestnik füzesi. Bu füze yere yakın şekilde seyredebiliyor ve menzili neredeyse sınırsız. Uluslararası uzmanlar ve savunma sanayi uzmanları Burovestnik'i neredeyse engellenemez olarak tanımlıyorlar. Elbette uluslararası hükümler gereği bir nükleer savaşın başlaması, nükleer başlıkların savaşlarda kullanılması ihtimali çok düşük görünüyor. Ancak bir gün olur da bu gerçekleşirse
ne yazık ki hiçbir ülkenin elinde nükleer bombaları durdurmayı garanti edebilen bir savunma sistemi yok. Bu arada tarihin bize verdiği acı derslerde olduğu gibi nükleer füzelerin öyle havadan ateşlenmesine de gerek yok. Nükleer silahları taşımanın başka bir yolu da var. Mesela ABD'nin İsrail'e destek olmak için şu anda Güney Akdeniz'e gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald ve hava savunma sistemleriyle donatılmış 4 füze imha gemisi, füze rampalarıyla donatılmış bir kruvazörün yer aldığı gemi filosu gibi. 75 uçak taşıyabilen ve 13 milyar dolara mal olan USS Gerald 5000'e yakın mürettebata sahip. Nükleerin gücünü sadece silah olarak değil, yakıt olarak da kullanabildiği için hiç dolum yapmadan 20 yıl boyunca denizlerde seyir yapabiliyor. Umarız USS Gerald'ın ya da başka korkutucu silahların kullanılmasına gerek kalmadan bölgede huzur sağlanır ve barış anlaşmaları yapılır. Bugün size yaşadığımız bu gerilimlerin sebebi olan siyaseti değil, bu siyasetin müsebbibi olduğu büyük devletlerin kullandığı hava savunma sistemlerini anlatmaya çalıştık. En azından dilimiz döndüğünce teknolojilerini kısa bir şekilde özetlemek istedik. Eğer bir bilgi hatası yaptığımı düşünüyorsanız yorumlar kısmında doğrusunu belirtebilirsiniz. Sürçülisan ettiysek affola. Daha önce de söylediğimiz gibi. Artık ne 2. Dünya Savaşı ne de Soğuk Savaş'taki gibi bir dünyada yaşamıyoruz. Yaşamak da istemiyoruz. Siyasi sınırların eskisi gibi bir öneminin kalmadığı, Kars'ta yaşarken Avrupa'da çalışabildiğimiz bir çağdayız. Bir insan neden 2022'de şehirlere bomba atar ve işgal etmeye çalışır? Yoldan geçen sivil araçları tankla ezer? Cidden akıl alır gibi değil. Umarız artık teknolojinin kötü taraflarını değil, iyi taraflarını ve insanlığa faydasını konuşmak için sizlerle buluşmaya devam ederiz. Görüşmek üzere.